Orada yapılan tetkikler orada gebe olan kişiyi de etkilemiyor değil mi hocam? Tabii, çünkü kişilerde sorabilir ekranları başında izlerken tabii. yan etkisi var mıdır diye. Şöyle ki tabii gebelerde kan tetkikleriyle buna biz karar veriyoruz. Hı. Eğer çok yüksek ya da çok düşük değerler görecek olursak bir sonraki aşamada radyolojik incelemeler geliyor ki radyolojik incelemenin başında da tiroid hastalıklarında zaten herkes için geçerli olan en önemli tetkik ultrasonografi. Ultrasonografinin gebelere bir zaten sıkıntısı yok biliyorsunuz. Onun dışında zaten bazı durumlarda uygulanabilecek olan sintigrafik yöntemler gebelerde uygulanamıyor tabii ki. Onlar da zaten çok nadiren gerekiyor. Burada önemli olan hormonal anormallikler aslında. Yani gebelerde diyelim bir nodül daha sonra da yine konuşuruz. Nodül varlığı dikkate alındığı zaman cerrahi yaklaşımlar veya takip yaklaşımları normal kişilerden farklı olabiliyor. Yani daha böyle zamana yayarak, daha yakın takip ederek, daha böyle agresif yaklaşımlardan kaçınarak yaklaşılabiliyor o tip hastalıklara. Genetik... Hormonal anormallikler çok önemli. Hmm. Onları da bir kan testiyle ayırt edebiliyoruz. Ortaya çıkabiliyor. Genetikte yatkınlığı var mıdır? Hanımlar mı, beyler mi daha çok? Yaşı var mıdır diye soralım tabii. Hocam. Tabii. Tiroid hastalıklarında bayanların belirgin bir üstünlüğü var. Çok daha fazla görülüyor. Özellikle nodül varlığı açısından mesela 4-5 kat fazla görüldüğünü bayanlarda söyleyebilirim. Yine hormonal hastalıklar da aynı şekilde. Çoğu otoimmün hastalık gibi tiroid hastalıklarda da bayan hakimiyeti var gerçekten. Bir de gebeliğin tabii etkisi var. Gebelik döneminde de uyarılabiliyor bu tip hastalıklar. Bayanlarda tiroid hastalıkları gerçekten daha sık görülüyor. Peki tiroidten bahsettiğimiz için nodüllere değinmek gerekirse nodülle tiroid bezinin işlevleri farklı, tedavi aşamasında da aynı mı diye soralım. Özellikle nodüller olduğunda tedavi çeşitleri farklı mıdır? Tabii. Şimdi önceden ki tiroid nodüllerinden önce bahsedelim. Gerçekten çok yaygın görülüyor. Kimi zaman tesadüfen yapılan ultrasonografi ya da muayenelerde, kimi zaman kanser tanıması yapılan hastaların PET çekimleri esnasında tesadüfen de olsa çok sık görülüyor. Yani yaklaşık çeşitli çalışmalar var bu konuda. Yani %20'den %60-70'lere kadar varan oranda. Tabii bunlar ultrasonografiyle görülebilenler. Öyle muayeneyle çok küçük nodülleri görmek çok kolay değil. Nodül varlığından bahsediyoruz. Dediğim gibi bayanlarda çok daha fazla. Tabii nodüllerin gelişimindeki önemli olan şeylerden biri iyot. Az önce de söylediğim gibi iyot eksikliği. Onun dışında genetik faktörler olabiliyor. Hatta bazı kanser türlerinde genetik gerçekten önemli. Tabii yani kanserle nodül arasındaki ilişki tabii onu da konuşacağız. Yani her nodül bir kanser değildir tabii ki. Nodüllerin oluşumu ve takibi daha sonrasında çok önemli. Ultrasonografik olarak bir nodül gözlendiği zaman öncelikle bunun tabii boyutları çok önemli. 1 santimin üzerindeki nodülleri biz daha çok ciddiye alıyoruz. Yine çok hassas bir şekilde ultrasonografinin iyi huylu ya da kötü huylu ayrımını yapabilme özelliği de var. Yani bazı radyolojik özellikler var. İşte damarlanma, kalsifikasyon vesaire gibi. Bunlara bakarak bir iyi bir radyolog bize yapılan ultrasondan sonra yani bunda risk yüksektir, buna biyopsi yapılsın gibi not da düşüyor hatta. O zaman ekip bir çalışmasında takım, evet. hemen biyopsiye gidilmiyor. Tabii. Yani önerilerde de bulunuyor. Dediğim gibi eskiden nodül görüldüğü zaman bir işte hormon tedavisi vererek bunu küçültelim ya da hemen ameliyat edelim gibi yaklaşımlar daha ön plandaydı aslında. Tabii teknolojik gelişmeler ve bilgilerimizin de artması sonucunda bunların takip edilebileceği, biyopsi yapılabileceği, ameliyat gereksiz ameliyatların yapılmayabileceği gibi sonuçlar da ortaya çıktı. Yani şu anda nodüllere yaklaşımımızda öncelikle bir tabii saptama, boyutlarına ve özelliklerine göre uzun vadede radyolojik olarak özellikle takip etme. Onun dışında bu nodüllerin hormon açısından aktif olup olmadığının çeşitli kan testleriyle saptanması.
Tabii ki hastanın risk durumunun sorgulanması, ki bu nodüllerin riskli olanları tabii büyüklüğü tabii çok önemli, radyolojik görüntüsü önemli. Onun dışında bu nodüllerde kanser riskini artıran çeşitli durumlar var. Mesela az önce de söyledim, bazı türler genetik eğilim gösteriyor. Medüller tiroid kanseri dediğimiz genetik yatkınlığa fazla olan bir kanser türü var. Onun dışında baş ve boyun bölgesine radyasyon alımı çok önemli. Onun dışında uzmanlar yetersiz ya da yanlış beslenme şekillerinin, onun dışında mevcut günlük teknolojik alet kullanımının arttırdığı radyasyon riskinin bu nodüllerin uzun vadede kanserleşme riskini arttırdığını ifade ediyorlar. Öncesinden bölgelere göre daha çok sık duyuyorduk. Evet, evet. Şimdi öyle karşılaşıyor musunuz hocam? Ya da tabii yani radyasyon maruziyeti çok önemli. Bir ara biliyorsunuz işte nükleer Çernobil nükleer faciasından sonra işte Karadeniz bölgesinde bu tip şeylerin daha fazla göründüğü ifade edildi. O konuda çok çalışmalar yani yapıldı mı ya da Rusya'da var en azından onu biliyorum. Onu çok bilmiyorum ama tabii radyasyon maruziyeti bölgesel olarak artması için bir neden olabilir. Genetik faktörler de tabii ki bir neden olabilir. Tabii iyot yetersizliği yine hakeza o bölgelerde daha fazla görülmesine neden olabilir. Tiroid nodüllerinde dediğim gibi radyolojik takipler çok önemli.